Urfa mutfağına ait ağzı açık ve ağzı yumuk tarifi. Urfa'ya ait ağzı açık ve ağzı yumuk yapabilmek için iç harç hazırlığını yapalım. Öncelikle ağzı açık için iç harç hazırlığını yapacağız. Elimizde yarım kilo kıymamız var. Ben yarım kilo kıymanın yarısını ağzı açık için, diğer yarısını ağzı yumuk için kullanacağım. Siz de isterseniz sadece birini yaparak yarım kilo kıyma kullanabilirsiniz. İsterseniz ikisini de yapacaksanız yarıya bölerek yapabilirsiniz benim gibi. Çünkü ağzı yumukta kıymamız kavrulacak. Ağzı açıktaysa kıymamız çiğden aynı mantı iç harcı gibi hazırlanacak ya da lahmacun iç harcı gibi hazırlanacak. Bunun için kıymamız var. Çok ince doğranmış bir orta boy soğanımız var. Beşbahar diye ifade edilen kişniş, karanfil, tarçın, karabiber ve kimyon karışımı var. Tut diyelim. İsodumuz var. Yarım kilo için yaklaşık 2 kaşık kullanılıyor ama ben yarısını aldığım için 1 kaşık unumuz var. Ve 1 adet yumurtamız var. Hepsini iyice yoğurarak birbirine harmanlayacağız. Evet, ağzı açığımızın dış harcı, iç harcı, özür diliyorum. İlk iç harcı şu an hazır. Biraz dinlenirse daha bir kendine gelecek, daha bir uygun hale gelecek. Ağzı yumuğun iç harcı için ağzı açıktan ayırdığımız kıymamızı çok az yağ ile ısıtılmış tabamıza aldık. İçerisine bir yemeklik doğranmış soğan da ilave ettik ve beraber ezerek kavuruyoruz. Kıymamız iyice kavrulmaya başladığında artık tuzumuzu ve baharatlarımızı da ilave edebiliriz. Yine baharat olarak aynı şekilde ağzı açıkta kullandığımız baharatlardan ilave edeceğiz. Nedir bunlar? Tabii ki beşbahar diye bilinen tarçın, kimyon, kişniş, karabiber ve karanfil karışımı. Bir de ayrıyeten pul biberimizi ilave ediyoruz. Ve son olarak tuzumuzu da ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Baharatın tamamen yanmaması gerekiyor. O yüzden son aşamada artık ocaktan alacağımız, pişirmeyi tamamladığımız aşamada tuzunu ve baharatlarını ilave ettik. Şu an ocağımızı kapatarak pişirmeyi tamamlıyoruz. Ağzı açık ya da ağzı yumuk için kullanacağımız malzemeler 1 kilo un, 1 kilo unumuzun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var, 1 kabartma tozumuz var, 1 kabartma tozumuz var. Bunları iyice birbirine yediriyoruz. Sonra içerisine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. İhtiyaç oldukça da su ilave ederek hamurumuzu tamamlayacağız.
Biraz un serperek altına iyice hamurumuzun yumuşaması için yoğurmaya devam edeceğiz. Hamurumuzu güzel yoğurduktan sonra kabımızın içerisine alarak, hatta şöyle tabanına da biraz un serperek hamurumuzu streçleyip biraz bekleteceğiz. Ve açmaya başlıyoruz. İncelik yeterli ve kesmeye başlıyoruz yine. Sonra şöyle iki ucu birleştirip aynı noktaya birleştirecek şekilde çekerek ağzı yumruğumuzu hazırlıyoruz. Tekrar iç harcımızdan şöyle bolca koyup önce iki ucu şöyle yakın kenardan birleştirdik. Yanımızdakinden çektik, ucunda birleştirdik. Ve yandan şu birleştirme işlemine devam ediyoruz. En son birleştirdiğimiz yere açılmasın diye sıkıştırarak ağzı yumruğumuzu tamamlıyoruz. Bir örnek daha. İç harcımız. İki ucumuzdan tuttuk. Kenardan uca doğru çekip birleştiriyoruz. Ağzı açığımız içinse yine aynı şekilde kestiğimiz hamurumuzun öncelikle orta bölümünü bir parça elimizi ıslayarak ıslatıyoruz. Bu kıymanın üstünde yapışmasını sağlayacak ve dolayısıyla kıymanın dökülmemesini sağlayacak. Hazırladığımız içten içine yayıyoruz. Çok az olmazsa iyi olur. Dolu dolu olur. Çünkü pişme esnasında yağlı bir et olması nedeniyle biraz kaybı uğrayacak. Şöyle 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 katlayacağız arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Orta bölümünü hafif ıslıyoruz. İçimizden alıyoruz. İçi yerleştiriyoruz. Şu taraftan yaparsam sanki daha net göreceksiniz. Önce
Bir tane katladım, diğerini onun üstüne getirdim, onun üstüne getirdim, onun üstüne getirdim şeklinde katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle hafif ıslatıyoruz yine. Ve tekrar içimizden koyuyoruz. Bir başka katlama tekniğini göstereyim bu sefer. Yine içimizi yaydıktan sonra şöyle sıkarak arkadaşlar. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Yağımız iyice kızardıktan sonra hazırlamış olduğumuz ağzı açıkları kızartacağız ama içinin düşmemesi için önce alt tarafı yani kıymalı tarafı alta gelecek şekilde kızartmaya alıyoruz. Aynı şekilde ağzı yumuklarımızı da kızartmaya alalım. Beraberinde onları da pişirelim. Bir taraf piştikten sonra diğer tarafını çeviriyoruz ve gördüğünüz gibi kıymalı harç bölümü düşmemiş oluyor. Düşmemesi için yaptığımız iki püf noktası vardı. Yaptığımız iki dikkat edilmesi gereken nokta vardı. Bunlardan biri kıymayı yapıştıracağımız alanı hafif ıslamak. Diğeri ise şimdi yaptığımız gibi önce kıymalı tarafı pişirmeye almak.